Bu sene 8 Mart aslında biz kadınlar ve LGBT artıların alışık olduğu bir ülke şartlarında gidiyoruz. Biliyorsunuz çok uzun bir zamandır kadınlara ve LGBT artılara dair şiddet, erkek devlet şiddeti çok fazla artan bir şekilde gidiyordu. Bunun seçimlerden sonraki süreçte cezasızlık politikalarının daha çok arttığı, erkeklerin topyekun halde kadınlara ve LGBT artılara şiddette bulunduğu, nafaka hakkımıza saldırıların olduğu, medeni kanunu alelen saldırıların olduğu ve belki de meclisin hiç olmadığı kadar AKP, MHP ve Hüdapar birlikteliğiyle birlikte hiç olmadığı kadar kadın düşmanı bir koalisyonla karşımızda olduğunu görüyoruz. O yüzden her sene bunu söylüyoruz ama her sene olduğu gibi bu 8 Mart'ta da giderken kadınların ve LGBT artıların sokaklarda olması, sadece Mersin'de değil Türkiye'nin birçok yerinde haklarımıza saldırıldığı yerlerde sokakları doldurması çok önemli. Bütün kadınları ve bütün LGBT artıları 8 Mart'ta sadece kendimiz için değil birbirimiz, yanı başımızdaki kız kardeşimiz için savaşmaya ve haklarımızı almak için, kazanmak için sokaklarda omuz omuza mücadele etmeye davet ediyoruz. Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması. Yani 8 Mart'ta aslında iktidarın kadınların haklarına ve hayatlarına yönelik saldırılarının çok fazla arttığı, kutsal aile yalanlarıyla aslında kadınların şiddet gördüğü ailelere kapatılmaya çalışıldığı bir süreçten geçiyoruz. LGBT artı düşmanlığı üzerinden LGBT artılar hedef alınarak medeni kanun ve anayasa değişikliği tartışmalarıyla bu sürece gidiyoruz. Bir yandan anayasa tartışmaları, bir yandan 6284'e saldırılar, bir taraftan boşanmayı önleyici politikalar ve nefakaya saldırılarla aslında bütün mücadeleyle kazandığımız haklarımıza saldırılar gerçekleşiyor. Bu aynı zamanda hayatlarımıza saldırı. Çünkü şu anda erkek şiddetinin de en fazla arttığı süreçlerden birini yaşıyoruz. İktidarın kadın düşmanı ve LGBT artı düşmanı politikalarıyla birlikte erkek şiddeti de her geçen gün artıyor. Özellikle bizim bulunduğumuz bölgede ve Mersin'de de erkek şiddeti korkunç bir biçimde artmış durumda. Bizler bize dayattıkları kutsal aile yalanlarına, erkek şiddetine, şiddet gördüğümüz evleri hapsetmeye çalışanlara karşı 8 Mart'ta tüm isyanımızla sokaklarda olacağız. Tüm kadınları da 8 Mart'ta feminist isyanımızla buluşmaya çağırıyoruz. Bizler aslında mücadele alanlarımızı sadece bir güne sığdırmaktan ziyade her günümüzü eylem ve etkinliklerle savunmaya devam edeceğiz. Ama 8 Mart'ın biz kadınlar için çok daha farklı önemleri var. Daha çok fazla savunma yapabileceğimiz ve kendimizi ifade edebileceğimiz alanlardan bir tanesidir. Savunma yapacağımız günlerden bir tanesidir. Bizler bu faaliyetleri 8 Mart'ta kendimizi aile kavramlarına sığdırmadan, kadın mücadelesini genişleterek kazanılmış haklarımızı yeniden kazanabilmek adına o gün 8 Mart'ta alanlarda olup haykırmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla her kadının kendi bireysel haklarıyla birlikte toplumsal haklarımızı da yeniden inşa edebilmek adına 8 Mart'ta alanlarda olmaya ve savunuculuk yapmaya davet ediyoruz. 8 Mart'a doğru giderken biz ülkemizde yaşayan bütün kadınlar olarak kazanımlarımızın bir kısmını kaybettik. İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere 6284 sayılı yasa. Pandemi de bize gösterenler şunlardı. Ev içi şiddetin artması. Hem ev içinde hem dışarıda hukuksal olarak kazanımlarımızdan ciddi kayıplara uğradık. Ama bunlar için mücadele etmeye, kaybettiklerimizi tolere etmemeye devam edeceğiz. Dolayısıyla da hem devlet eliyle yapılan, hukuksuz olarak yapılan mevcut kazanımlarımızın yok edilmeye çalışmasına karşı hem de aile içi şiddetin önlenmesi gibi bütün sahalarda mücadelemize devam edeceğiz. 8 Mart'ta bütün kadınları eylemlerimize bekliyoruz.